Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Cyberpunk 2077 ya da Cyberpunk 2077 diyelim. Neden ertelendi? Bundan bahsedeceğim. Bunu konuşacağız açıkçası. Evet, oyun 2013 yılında ilk trailer'ı çıktı. PlayStation yani 4'ün çıktığı ilk ve Xbox One'ın ilk çıktığı zamanda. İşte bu nesle, mevcut nesle çıkacağı konuşuluyordu oyunun ve yaklaşık 7 yıl oldu ilk fragmanın çıkmasına, trailer'ın çıkmasının ardından. Yaklaşık 9 yıldır da geliştiriliyor diye biliyorum. Yani yanlışım varsa aşağıda yorumlarda düzeltirsiniz. Biraz fazla şişirdiler oyunu. Biraz PR'ını aslında çok iyi yaptılar son dönemde. İşte Xbox One X'e özel konsollar çıktı, kontroller çıktı, işte Keanu Reeves'i oyuna dahil ettiler ve buna özel figürler, bardaklar derken hatta Nvidia RTX 2080 Ti'da sanırım özel bir Nvidia ürünü çıktı Cyberpunk diye biliyorum. İşte Collector versiyonları derken PR'ı çok iyi oldu açıkçası. Çok da şişirildi ama CD Projekt Red'den güzel bir oyun bekliyorum açıkçası. Adamlar uğraşıyor, ertelemelerin nedeni bundan dolayı ama tabii ki çok fazla erteleme yaptılar. Bu işin biraz suyu çıktı gibi ve insanlar bu durumdan sıkılmaya başladı. Hatta ölüm tehditleri yapan saçma sapan oyuncular dahi varmış. Kötü bir şey açıkçası. Her neyse. Oyunun geçenlerde neden ertelendiğini CEO'su açıkladı. Bazı YouTuber'lar şey demişler hemen, RTX 3080'de sorunlar var, ondan dolayı bir erteleme oldu. Hiç mi araştırmıyorlar, hiç mi bilmiyorlar? O kadar büyük YouTube oyun kanalları açıkçası nasıl işte basın açıklamalarına bakmadan bu şekilde haber yapabiliyorlar, anlamıyorum. İlk gün çıktı bunun basın açıklaması. Halbuki yani çok rahat bu konuyu ben dahi çok fazla takip etmeme rağmen biliyorum. Şimdi nedendi? Açıklamada mevcut Next Gen'de ve PC'de bu oyunun hazır olduğu ama mevcut nesilde sıkıntı yarattı. Haliyle konsollarda 7-8 sene oldu diye biliyorum. Xbox One çıktığından beri güncellendi ama PlayStation Pro var, Xbox One X var ama sonuç olarak şöyle bir durum var. Bu nesilde nasıl diyebilirim? Oyunlar sadece PlayStation Pro ve Xbox One X'ten ibaret değil. Yani oyunu baz aldığımızda ilk çıkan Xbox One oldukça güçsüzdü biliyorsunuz. Ya da PlayStation 4 ondan biraz daha fazla güçlüydü. Onları da baz almak gerekiyor ve devasa haritası olan bir oyun neredeyse bütün NPC'lerle etkileşime geçebiliyorsunuz. Ve çok fazla ışıklandırması var. Ve bu oyunu mevcut nesle uyarlamak tabii ki oldukça güç. Ve çok fazla FPS dropları, çok fazla haritada sıkıntılar muhakkak yaşıyordur ve şu an bununla uğraşıyorlar. Bir de CD Projekt Red bu oyunda ilk kez yapılan bir durum olabilir. Oldukça bu durumdan da bahsedildi. Şununla uğraşıyor. İşte çok fazla dili destekliyor diye biliyorum bu oyun. Türkçe dilini desteklemiyor ama Türkçe altyazısı var. Fakat şunu diyebilirim. Adamlar her dil için bir yapay zeka ne onun ismi yapmışlar ve o yapay zekaya göre dudak hareketleri dile göre değişiyor. Bu oldukça iyi bir şey, oldukça mükemmel bir şey. Yani adamlar bununla uğraşmış, bunun için bir yapay zeka tanımlamış. Güzel, tabii bunlar da açıkçası süreci etkileyen faktörlerden biri. Tabii ben mevcut nesilde bu oyunu oynanış videolarını izledim, grafiklerini hiç beğenmedim. Yani tamam, devasa bir açık
alanı var, açık dünyası var. Mesela Forza Horizon'da devasa bir açık alan var, açık dünyası var. Ama grafikler mükemmel. Ama tabii ki orada bu kadar NPC ve etkileşim yok. Bu kadar karakter. Her bir NPC bellekte bir yer demektir ve bellekte kapladığı yer nedeniyle sistemi yorması ve grafiğin açıkçası burada düşmesi ya da FPS'in daha doğrusu burada düşmesi demektir. Onun için tabii ki bunlarla uğraşması normal ve mevcut nesiller, next genler ortaya çıkınca mevcut nesillere de tabii ki bunu bir yandan geliştirmekle uğraşıyor ve geliştiriyor. Tabii ki next genle uğraşınca daha doğrusu mevcut nesilleri de biraz dışladılar diye düşünüyorum. Ya da biraz boşladılar diye düşünüyorum. Ondan dolayı bu oyun yetişmedi. Bu şekilde 10 Aralık gibi çıkacakmış. Biz de Xbox One X'te belki olur da yanında olur. Ya projeksiyonda oynarız, bir farklılık yaratırız. Maalesef ki benim bilgisayarım o kadar güçlü değil ama Cyberpunk konsolunda Cyberpunk 2077 oynayacağız. Güzel olacak. Ya dediğim gibi projeksiyonda, dev ekranda sizlerle oyunun çıktığı zaman ilk gün olabilir bu. Ya da işte monitörden bir şekilde oynayacağız. Umarım güzel olur. Umarım çok fazla FPS drop görmeyiz. Umarım da ben stabil bir 30 FPS göreyim. Zaten 60 FPS mevcut nesillerde bu kadar büyük bir açık dünyada oldukça zor. Grafikleri güzel göreyim. Yani o videolardaki gibi o videolarda gördüğüm grafiklerse beni tatmin etmeyecek. Güzel grafiklerde oyunu göreyim kafidir diye düşünüyorum. Bu videoda bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi videoyu beğenin, paylaşın ve abone olun. Abone olmayı unutmayın. Abone olmanıza ihtiyacımız var. Çünkü sene sonunda hedefimiz 1000'di. Şu an 580'lerdeyiz. 600'ü daha iyi bulamadık. Olumlu yorumlar var. Onun için ne kadar abone o kadar iyi bizim için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.